Günaydın güzellik. Zor bir gece miydi? Belli oluyor mu? Ha, onun için biraz erken değil mi? Sütümüz var mı Reç? Sadece soya sütü kalmış. Ben vanilyayı seviyorum. Önemli değil. Biraz tatlı. Ben markete gideceğim. Dün evden çıkmak istemedim. Aa, önemli değil. Eve dönerken alırım. Dava nasıl gidiyor? Duffy mi? Her zamanki gibi. O öyle dedi, bu böyle dedi durumu işte. Saldırı olduğunu kanıtlaması gerekiyor. İfade vermeyi kabul eden birkaç doktorla konuştum. Yaraların düşme ya da çarpma sonucu gerçekleşmiş olabileceğini söylüyorlar. Ya ona vurmuştur ya da vurmamıştır. Oo, ona vurmuş. Gitmem gerek. Aa, Rach, fotoğrafınla ilgili o dergiden bir haber aldın mı? Henüz değil. Sıradan bir işe girmem gerekiyor. Bilirsin, çocuk fotoğrafları, 20 dolarlık anı fotoğrafları. Sana yük oluyormuşum gibi hissediyorum. Sen harika bir yatırımsın. Sana bir teklifim var. İşten erken çıkacağım, saat 8 civarında. Ve birlikte romantik bir akşam yemeği yiyeceğiz. Dividend'a gidip kuzu etini deneriz. Biraz şarap, belki birkaç kokteyl. Eve dönüp biraz daha şarap içeriz. Evet, olabilir. Ya, en azından hayır demedin. Görüşürüz. Görüşürüz. Şapkalı adam kabusları. Davos City, Filipinler'den yayın yapıyorum. Bu şapkalı adam hakkındaki 4. videom. Onu yine gördüm. 2 gece önce amcam onun bir multa olduğunu söylüyor. Bu Tagalog dilinde hayalet demektir. Onun beni ziyarete gelen bir akrabamız olduğunu söylüyor. Ama öyle değildi. Akrabam olsaydı bana, bilmiyorum, iyi davranırdı. Ama bu böyle bir şey değil. Kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. Thank you.
Tanrım. Alo? Merhaba tatlım, benim. Bak, kötü haberlerim var. Sorun da Fil. Açıklayamayacağım ama... Anlaşma şartlarından memnun kalmadığını söyleyebilirim. Sadece ceza ödeyerek kurtulamayacağını anlayamıyor. Tamam. Rach, yalan söylemiyorum. Bir daha olmayacağını söylemiştim ve bu konuda ciddiydim. Rach. Dışarı çıkmak istemiyordum. Bak sadece her şeyin normale dönmesini istiyorum. Biliyorum. Sana yemek yapmama ne dersin? Döndüğünde hazır olur. Dolapta binlerce sostan başka bir şey var mı? Makarna var sanırım. Kulağa mükemmel geliyor. Tamam. Sonra görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. Oh tanrım, DJ, bu tamamen benim suçumdu. Yani bırak üç kereyi, pamuk gözlü Joe hiçbir düğünde asla çalınmamalı. Yiha. Korkunçtu. Ha, tabii şey kadar değil. Aa tanrım, Murray amca. İyi bir konuşmacı olacağını düşünmüştüm. Sadece teyzen öldüğü için ona teklif etmiştik, adı neydi? Michelle. Evet, ama bu üç yıl önceydi. Murray amca onu unutabilirdi. Ne zaman bu kadar sarhoş olduk? Çok hızlı evlendiğimizi biliyorum ama seni gördüğüm anda doğru kadını bulmuştum. Yoruldum. Umarım yemeğini beğenmişsindir. Dur. Buraya gel. Sırtın nasıl? Daha iyi günleri olmuştu. Belki yardım edebilirim. Bu akşam olmaz Scott. Sadece bir masaj. Belki de senyor sihirli eller yardımcı olabilir. Ha? Ooh, it's a nasty one. Feel that? Yes. Want me to get it? Yeah. Great. How's that feel? Good? Mm-hmm.
Rachel, what's wrong? I can't do this right now. Rachel, I've said this more times than I can count. I'm sorry. I can't do this tonight. I mean, you're not getting in. We are not getting any younger, and I want to start a family. What are you saying? I want to start a family with you. I don't know how to make it up to you, but I want us to be okay. I just need some time, okay? Okay. I'll be waiting whenever you're ready. Şapkalı adam kabusları. Şapkalı adam halüsinasyonları. Rachel! Benim! Geçti! Geçti! Ha, buradaydı. Bana bak! Ha, buradaydı. Scott! Tamam. Scott! Kim? Ha. Kim buradaydı? Buradaydı. Yatak odamızdaydı ve... Rachel! Burada kimse yok. Evet! Bu şapkalı adamdı. Şapkalı adam mı? O buradaydı ve elinde bir bıçak vardı. Tamam. Lütfen bana inan. Lütfen bana inan. Tamam. Lütfen. Tamam. Lütfen. İnanıyorum. 2008'den önce uyuşturucu kullanmıyordum. Hatta istemiyordum bile. Ama sonra bir trafik kazası geçirdim. Sarhoş bir sürücünün hatasıydı. Ağır yaralandım. Çok acı çekiyordum. Bu yüzden bana Vicodin verdiler. Yaklaşık 2-3 ay boyunca onu kullandım. Sonra reçetemin süresi doldu. Ama ne eczacım ne de başkası bunu fark etmedi. Titremeye ve üşümeye başladım. Sonra birden sıcak oluyordu. Terliyordum. Kalbim deli gibi atıyordu. Bütün dünya benden uzaklaşıyor gibiydi. Sanki gerçekten ölüyor gibiydim. Doğal olarak bir daha böyle hissetmek istemiyordum. Bu yüzden
Nikodin'i sokaktan satın almaya başladım. Sonra da uyuşturucu. Ya da ne bulursan. Nasıl gidiyor? Gidelim. Tamam. Teşekkür ederim. Sanırım sorunu çözdüm. Neyi çözdün? Halüsinasyonlarını. Onlar halüsinasyon değil. Beni dinle. Onlar halüsinasyon değil Scott. O gerçek. Odadaki varlığını hissedebiliyorum. Seni aldattım. Nerede? Şapkalı adamı nerede görüyorsun? Yatak odasında. Sana ihanet ettiğim yerde. Rach, bu senin bilinçaltın. Bak, seni anlıyorum. Ben de kendimi affetmedim. Ama endişelenmene gerek yok. Onu gören tek kişi ben değilim. Biliyorum. Gördüm. Neyi gördün? Arama geçmişini inceledim. Bilgisayarımı mı karıştırdın? Araştırdım. Senin için endişeleniyorum. Mahremiyetimi ihlal ediyorsun. Hadi ama Rachel. Şapkalı adam diye bir şey yok. Bu uyku felci adındaki bir travmada hareket edemediğinde sıkça görülen bir halüsinasyon. Vücudun REM uykusundayken bilincin rüyalarda kötü yerlere gitmesini önlemek için bunu yapıyor. Bazı zamanlarda özellikle de stresliysen ya da uyuşturucu kullandıysan. Aklın vücudundan önce uyanıyor ve rüyaların devam ediyor. Bu kadar basit. Sorun şu ki sadece ben uyurken yatak odamıza gelmiyor. Bu yüzden sana ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Sadece yardım etmeye çalışıyorum. Etme. Scott? Malcolm davasının dosyalarını getirebilir misin? Frank Malcolm. Çevreye dair herhangi bir şey olur. Nöroloji güncelleri falan işte. Tabii. Tamam, sağ ol. Sanırım o dava kazanmamıştı. Akli dengesizlik hukukun son dakika çaresidir. Ne yapabiliriz ki? Hemen getiriyorum. Bunları senin için aldım. Bir ay kadar idare eder. Gördüğün bu şey, yardım istemediğini söyledin ama sanırım sorunu çözdüm. Uyku felci olduğunu sanıyordum. Ben de öyle ama daha çok yanlış anlaşılan bir durum daha görmemiştim. İnsanlar uyku felcinden bahsediyor ama onlar da başka akılsızları tekrar etmiş oluyor. Ama halüsinasyon kısmı gerçekçi. Bunlar halüsinasyon değil. Bunları hayal etmiyorum ben. Hayır, bu hayal gücün değil. Halüsinasyon daha farklıdır. Aradaki farkı anlaman imkansızdır. Anlayabiliyorum. Neden yüzünün olmadığını merak ettin mi? Beynin özellikle yüz tanıma için kullandığı özel bir bölümü olduğunu öğrendim. Ve tahminimce halüsinasyon esnasında bu kısım devre dışı oluyor. Sorun çözüldü işte. Yardım etmeye çalıştığın için teşekkür ederim ama ben müvekkilin değilim. Hayır değilsin. Sen karımsın. Ve insanların seni nasıl gördüğü benim için çok önemli. Ne demek istiyorsun? Söylemek istediğim şu. İnsanların anlayabilecekleri hikayeler anlat. Seni 8'de mi alacağım? Annem ben çok küçükken öldü. Bu benim en erken anımdı. Başlangıçta sadece gölgeler vardı. 8 ya da 9 yaşındaydım. Onları hatırlıyorum, gözümün kenarında uçuşuyorlardı. Ne zaman onlara odaklansam kayboluyorlardı.
Yaşım ilerledikçe bana görünmeye başladı. Durumu babama anlatmaya çalıştım. Ama bana inanmadı. Zamanla uyuyamaz hale geldim. Hala uyuyamıyorum. Hayaletlere ya da Tanrı'ya inanmıyorum. Ama bu bir inanç meselesi değil. Bu benim başıma geliyor. Bu gerçek. Teşekkür ederim Rachel. Bu olayı bizimle paylaşman çok özel bir şeydi. Evet. Şimdi kim konuşmak ister? Merhaba. Merhaba. Az önce söylediklerin çok ilginçti. Bu sadece başıma gelen bir şey. Bunu ben istemedim. Şimdi gitmem gerekiyor. Bir dakika. Beni yanlış anlama. Seninle dalga geçmiyordum. Öyle bir niyetim yoktu. O zaman niyetin neydi? Beni dinle. Deli olduğunu düşünmüyorum. Onlar muhtemelen düşünüyorlardır ama... Harika. Ben düşünmüyorum çünkü... Fazlasını biliyorum. Gördüğün adam bir gölge insanı. Onlar gölge insanları. Onlar? Birden fazlası mı var? Sonsuz sayıdalar. Zamanın başlangıcından beri kendilerini belli ediyorlar. En eski örnekleri milattan önce 5000'den kalma Avustralya mağara resimlerinde görülmüştür. Hristiyanlık, İslam, Budizm hepsinin açıklamaları var. Ama ne kadar yaygın oldukları ancak bilgi çağına girildiğinde anlaşıldı. Eskiden bir gölge insanı cin ya da diğer adıyla grileri görmek ender rastlanan bir durumdu. Günümüzde onların sayıları da bizimkiyle birlikte artmakla kalmıyor. Farkındalığımız da artıyor. Sana daha fazlasını gösterebilirim ama burada olmaz. Tahmin edeyim. Senin evine mi gitmem gerekiyor? Evet. Bütün eşyalarımın olduğu yer orası. Bunun benimle olmak istemenle bir ilgisi yok mu? Hayır. Tabii ki de hayır. Bir dakika. Böyle bir ihtimal var mı? Dışarıdayım. Tamam. Arka kapıdan çıksak iyi olacak. Tamam. Keyfine bak. Benim evim senin evindir. Bir şey içer misin? Evet. Soda alabilirim. Sadece su var. Su da olur. Tamam. Söylediğim gibi string teoristleri evrenin birden fazla boyuttan oluştuğunu öne sürüyor. Ve suyum da yokmuş. Gerçekten mi? Evet biliyorum. Bunu anlamak zor. Çünkü biz 3 boyutlu varlıklarız. 3 boyut görüyoruz. İleri ve geri, sol ve sağ, yukarı ve aşağı. Ama bu göremediğimiz boyutlar olmadığı anlamına gelmez. Otur. Peki. 2 boyutlu bir insan olduğunu düşün. 2 kesidin vardır. Yukarı ve aşağı, sola ve sağa. 2 boyutlu dünyada bir nokta olarak bir karenin içinde mahsur kalırsın. Çünkü baktığın her yerde aşılmaz duvarlar görürsün. Bu dünyada yaşadığın için yukarı bakmak hiç aklına gelmez. Çünkü yukarısı yoktur. Yani bu şekilde esirsindir. Ama kalemin ucunu tut. Eğer 3 boyutlu bir hale gelirsen... Çok hızlı hareket edebiliyorlar. Bu yüzden bir anda belirip ortadan kayboluyorlar. Bu sadece bir olasılık. Peki ne istiyorlar? Muhtemelen ruhlarımızı. Öyle mi? Ben de endişelenmeye başlamıştım. Peki ne için? Gıda. Enerji. Etkilerinin ne kadar derin olduğunu tahmin edemezsin. Her şeyi etkiliyorlar. Çiftliklerde yetiştirdiğimiz hayvanlar gibi biz de boş umutlar, hayaller, utanç ve nefretten bir kafesin içinde esiriz. Bu konuda konuşurken ben de böyle mi duyuluyorum?
daha önce kendi deliliğim yüzüme çarpılmamıştı. Biz deli değiliz. Bu kadar yeter, tamam mı? Fazla ileri gittim. Bunun ne kadar zor olduğunu biliyorum, tamam. Sadece gerçeği bilmeni istiyorum. Bu bana gerçekmiş gibi gelmiyor. Biliyorum, inan bana, biliyorum. Biliyor musun? Halüsinasyonlar bana çok mantıklı gelmeye başladı. Ve sen... Sen dostum aklını kaçırmışsın. Sana bu konuda yardım edebilecek ilaçlar var. Bir doktora görün. Hatta iki tanesine. Benim planım bu. Daha önce doktora gittim. Cep telefonu numaram. Bana ulaşman gerekirse. Güvende değilsin. Asla güvende değilsin. Beni ara. Seni iki saat boyunca bekledim. Endişelenmeye başlamıştım. Özür dilerim. Arkadaşlarımlaydım. Sana haber vermem gerekirdi. Sadece unuttum. Her neyse. Önemli değil. İyi geceler. İyi geceler. Uyan seni uykucu. Ağzın kokuyor. Biliyorum. İyi viskiyi açtım. Kül tablası içmek gibiydi. Bakın. Dün akşam aksilik ettiğim için özür dilerim. İşte olman gerekmiyor mu? İşten kaçtım. Tanrım. Peki ya Duffy? Birkaç gün duvarları yumruklasın. Sıvacının faturası benimkinden daha ucuz. Jim Barney'den iş teklifi aldım. Hani şu ikinci ortaktan. Hatırlıyor musun? Bir yıl başında o ve eşiyle tanışmıştık. Kavga ediyorlardı. Çok tuhaftı. Kesinlikle. Her neyse, istediğimiz zaman onların kır evinde kalabileceğimizi söyledi. Kış aylarında kullanmıyorlarmış. Çok güzel olduğunu söylüyorlar. Huzurlu, dağ yamaçları, manzara filan. Bundan emin misin? Evet, kesinlikle. Ne düşünüyorsun peki? Vay canına. Doğa fotoğrafı çekmeye bayılıyorum. Çok güzel, el değmemiş. Tamam. Kulağa güzel geliyor. Güzel. Ne zaman gidiyoruz? Üzerimizi değiştirir değiştirmez. İstek şarkısı var mı? Bu akşamki programımızdaki özel konuğumuz diğer gezegenlerden gelen ziyaretçilerimizden bahsedecek. Geç saate kadar ayakta olanları bu konuyu derinlemesine tartışacağımız programımıza katılmaya davet ediyoruz. Evet, bu akşam kim paylaşımda bulunmak ister? Tony, bu gece senin gecen mi? Hayır. William, peki ya sen? Ben mi? Evet, sen konuşabilirsin. Dinliyoruz. Evet, tabii. Benim de... paylaşacak bir şeyim var. Merhaba. Benim adım William. Ve ben hiçbir şeyin... bağımlısı değilim. Ben sadece çok boyutlu bir evrende yaşıyorum. Tıpkı bir maymunlar kabilesinde olmak gibi. Ama ben sıradan bir koyun değilim. Betimlememi değiştirmek istiyorum. Pardon. Bu çobanın bizi ne için yetiştirdiğini sorgulayan tek koyun ben olmamalıyım diye düşünüyorum.
Niçin? Sevmek için, okşamak için, sarılmak için mi? Hayır, etimizi ve derimizi istiyor. Aptallar, yanlış anlamayın ama çoban hepimiz için geliyor. Ve siz neden bahsettiğimi bile bilmiyorsunuz. Bu hayatınızdaki en önemli şey ve bunun sizin için hiçbir anlamı yok. Bunu bana ver. Neden not alıyorsun? Pekala, iki boyutlu bir varlık olduğunuzu hayal edin. Tamam, iki boyutumuz var ve... lanet olsun. Tamam, kalemin bir hata olduğunu düşünün. Siz kağıtta yaşıyorsunuz ve Tanrım işte tam... lanet olsun. Çoban sürüsünü hipnotize etmiş bir büyücü. Sürüsünü ölümsüz olduğuna ve etinize ve derinize bir şey olmayacağına ikna ediyor. Ama o dünyanın en büyük ustası olduğu için istediğini elde edebilecek. Bazılarınız koyun olmadığınıza bile inanmayı başarmışsınız. İnsan olduğunuzu düşünüyorsunuz ve belki de hatta birer büyücü olduğunuza inanıyorsunuz. Ama değilsiniz. Bundan daha basit bir şekilde açıklayamam. Bu toplantılar her hafta daha da iyiye gidiyor. Doğa. Çok güzel ha? Burayı korkunç bulmuyor musun? Hayır. Daha güvenli olamazdı. Tabii burada ayı yoksa. Kafatasının katmanlarını soğan gibi yiyebilirler. Kes şunu. Soğan. En azından bunu getirdim. Harika. Tam not aldın. Burası tam da perili olabilecek bir yere benziyor. Bunun kabuslarıma iyi geleceğini mi düşündün? Güzel olacağını düşünmüştüm. Sadece ikimiz. Her şeyden uzaklaşıyoruz. Yalnızız. Veda evindeyiz. Çok korkutucu. Neyse ki rastgele çekmeceleri havaya uçurmak için hava tüfeğimi getirmedim. Pislik. Elektrik düğmesi nerede? Görünüşe bakılırsa bu yerin elektriği gidip geliyor. Ve genellikle gitmiş oluyor. Ve bunu bana söylemek aklına gelmedi. O zaman gelmek istemeyebilirdim. Her geçen dakika sabırsızlanıyorum. Mum yakabiliriz. Tıpkı eski zamanlardaki gibi. Odun ateşiyle çalışan bir ocak bile var. O eski şeylerin içine kibrit atarak yakıyorsun.
Burası bir harika. Ne derler bilirsin. Her şeyden uzaklaşmak bazı şeylerden değildir. Telefonunu ve bilgisayarını da getirmişsin. Bazı şeylerden kaçamazsın. Harika. O da ne? Victrola gramofonu. Ailemde de bundan vardı. Bu annemin en sevdiği şeydi. İlk televizyon. Bence... tabii bu sadece benim görüşüm. Ama bence bu şarkıyla... dans edebiliriz. Scott. Hadi. Sadece ikimiz varız. Geri kalan her şeyi unut. Ne var, ne oldu? Sadece sırtına dokundum. Hayır, orada. Ne? Bu mu? Şapkalı adamın bu mu? Hayır, orada birisi... Bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Artık emin olamıyorum. Pekala. Ben bir etrafa bakacağım. Tamam mı? Orada birisi olabilir. Balık ezici. Yenilmez silah. Tamam. Scott. Komik değildi. Özür dilerim. Bak, orada kimse yok, tamam mı? Ama sigorta kutusunu buldum. Özür dilerim. Önemli değil. Hadi. Her şeyi unutalım. Nerede kalmıştık? Hayır. Bu gece olmaz. Gerçekten mi? Yarın. Peki. Tamam. Scott. Evet. Teşekkürler. Sıcak su henüz hazır değil. Bu zor durumuma yardımcı olacaktır. Büyük ölçüde.
Sırtın nasıl? Ne demek istiyorsun? Yerde yatmışsın da. Genelde insanlar sırtları çok ağrımadığında bunu yapmazlar. Sana şu osteopota gitmeni söylemiştim. Uykuya daldığımı hatırlamıyorum. Çok yorgun olmalıyım. Aç mısın? İster misin? Birazdan bir şeyler yiyeceğim. Hadi. Artık senin için yemek yapmama izin vermiyorsun. İçinde uyku ilacı yok, söz veriyorum. Sadece sabahları aç olmuyorum. İşte şimdi tatildeyiz. Eğlence için içmiyorum Scott. Ağrı için, biliyorum. Faturasını ben ödüyorum. Dışarı çıkıp biraz fotoğraf çekeceğim. Güzel. Ben de balık tutmaya gidebilirim. Akşam yemeğimizi yakalamaya çalışayım. Bizim eski balık ezeri kullanacağım. Yaşlı Scotty'den kaçabileceğini mi sandın küçük balık? Lanet olsun. Bu canavarla saatlerce mücadele ettim. Oltama takıldıktan sonra bir tatlı su köpek balığını bile yedi. Bunu nasıl yapacağını biliyor musun? Balık temizlemeyi mi? Tabii ki. İşin sırrı alt taraftan başlayıp yavaşça kafaya doğru ilerlemekti. Eğleniyor musun? Genelde yediğim şeylere bu kadar yakın olmuyorum. Balık kroketler daha merhametli görünüyor. Bana yapmak istediğin de bu mu? Fileto mu? Hayır. Bilirsin. Giriş ve çıkış. Gerçekten mi? Yani sence seks ve balık temizlemek arasında bir fark yok mu?
Sence cinsellik bir... Ben bir aile istiyorum. Bir oğul, bir kız ya da ikisini de istiyorum. Ona bir şeyler öğretmek. Büyümesini izlemek istiyorum. Sen istemiyor musun? Tanrım. Neden benimle evlendin? Ne? Hadi ama. Ben ciddiyim. Aklımı kaçırmış durumdayım. Lanet olası bir şapkalı adamın peşimde olduğunu düşünüyorum. Yatak odamızda, her yerde, aklımda. Benim neyim var böyle? Hadi. Ne? Nereye gidiyoruz? Bu sorunu çözeceğiz. Hem de temelli olarak. Önce ellerini yıkayabilir misin lütfen? Detaylar. Ben detayları bilmek istiyorum. Deli olduğumu düşüneceksin. Aa, o eşiği aşalı uzun zaman oluyor. Anlat bana. Scott, bunun amacı ne? Onu mahkemeye götürelim. Neyi? Şapkalı adamı. Ay, kabuslar hakkında güzel bir sohbet için burada olduğumuzu sanıyordum. Ya da Egon'la ilgisi olmayan bir şeyden bahsedebiliriz. Ama yanımda dosyalarımı bile getirmiştim. Peki o zaman. 7 santimlik. Büyük çocukların kullandığı türden. Peki tamam, nasıl istersen. Tamam. Sayın hakim. Bu da ne? Resmi dosyalar ve bazı deliller. Cevabın serebral yanlaşmada olduğunu düşünüyorum. Persinger'ı ele alalım. Tanrı ve inançların nörofizyolojik temelinden bir alıntı. Persinger, benliğimizin beynin sağ ve sol lobunda ikiye ayrıldığına inanıyor. Ve bu iletişim koptuğunda baskın olan sol taraf, sağ tarafı başka biri, yani şakak bölgesinde hissedilen bir varlık olarak algılıyor. Bazen bu hissiyat iyi olabiliyor. Tıpkı bir melek gibi. Ve bazen de iyi olmayabiliyor. Çok ilginç. Ben çok fazla melek gördüğümü hatırlamıyorum. Sayın hakim, 8. sayfayı açabilirse... Şimdi, Persinger'ın savını destekleyen şey, bunu gerçekten yapmış olmasıdır. Nasıl, bir seans mı gerçekleştirmiş? Tanrı'nın kaskı adını verdiği bir motosiklet kaskına bir çalar saatinkinden daha güçlü olmayan basit elektrotlar bağlamış. Tanrı'nın kaskını taktığımı mı düşünüyorsun? Hayır. Ama milyonlarca elektronik cihazın bulunduğu bir şehirde yaşadığını görüyorum. Milyonlarca elektromanyetik alanın ortasında, düşünsene. Belki de bunlara karşı daha da hassassındır. Bu insanın sebep olduğu bir rüya. Savunmanın iddiası bu kadar. Peki neden sadece melekler ya da şeytanlar görüyoruz? Neden 3. sınıf öğretmenimi görmüyorum? Kabul edilmedi. Hadi yiyelim. Bana 1776 Bavaria saçmalığından bahsetmeyin. Uzaylılar Illuminati eski Mısır'ı kolonize ettiğinden beri varlığını sürdürüyor. Bell, Bell, bu sadece taş devrinden ibaret değil. Doydun mu? Evet, teşekkür ederim. Sanırım fazla içtim. Kimin aklına gelirdi? Balık ve vodka. Vodka ve balık. Vodka balığı. Bunu sevdim. İçki içmeyi seviyorum. Cazibesini anlıyorum. Acı çekmemenin cazibesini anlıyorum. Ot yardımcı oluyor ama aynı şey değil. Evet. Birkaç saat normal olmayı seviyorum. Sarhoşken mi? Şu anda
Ne düşünüyorsun? Ölmenin en iyi yolu ne olurdu? Üstü çıplak kadınlar tarafından bir uçurumdan aşağı kovalanmak. Monty Python bunu yapmayı başarmıştı. Tamam. Monark kelebeğini düşün. Bütün Birleşik Devletleri boydan boya uçarak geçtiklerini okumuştum. Bu bir kelebeğin uçabilmesi için çok uzun bir rota. Oraya nasıl ulaşıyorlar? Yeni kelebeklerle. Ülkenin bir ucundan diğer ucuna ulaştıklarında yeni bir grup oluşmuş oluyor. İlk kelebekler diğer tarafa geçemiyor. Korkunç bir yolculuğa benziyor. Sadece ne olacağını biliyorsan, bütün kelebeklerin başarabileceklerini düşündüklerine eminim. Ve yolda geçen her anda mutluydular. Ya başaramayacağını bilseydin? Uçmayı bırakırdım. Evet, ben de. Ve yakında hiç kelebek kalmazdı. Ben kelebek yapmak istiyorum. Scott. Scott, ben çok sarhoşum. Sana inanmıyorum. Öyleyim. Bir dahi olmanın en zor yanı kendini her şeye ikna edebilmendir. Acı içinde olsam da mı? Biliyor musun, bazen benimle olmamak için her şeyi yapmaya hazır oluyorsun. Ha? Bütün bunlar pahasına olsa bile. Anlamıyorsun. İstiyorum, tamam mı? Ben sadece... Hayır, hayır, istemiyorsun. Çünkü isteseydin bu olurdu. Esrar içmek istediğinde 3 ay beklemiyorsun. Öylece içiyorsun. Ne yaşadığım hakkında hiçbir fikrin yok. Makaleler okuyabilirsin ama bilmiyorsun. Ve bunun için Tanrı'ya şükretsen iyi olur. Yemin ederim ki elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bu evlilik nasıl bir koca olduğumu referandumu gibi, anladın mı? Ben seni her zaman seviyorum. Ama sen beni sadece bazen seviyorsun. Her şeyin farklı olmasını isterdim. Gerçekten her şeyi verirdim. Scott, seni seviyorum. Yalan söylüyorsun. Yemin ederim. O zaman kanıtla. Scott, kanıtla. Yapma. Scott, Scott. Hoşuna gidecek. Scott. Sırtım. Alo. William. Oraya geliyorum. Bu da ne? Papatya çayı. Dolapta kalmış. Sinirlerini yatıştırması için. Teşekkür ederim. Kimi arayacağımı bilemedim. Aramana sevindim. Az bilinen bir gerçek de gölge insanı dostlarımızın fotoğraflanabileceğidir. Genelde çok dikkatli bakmak gerekir. Toplantıdaki fotoğraflarını bulduğumda... Fotoğraflarım mı?
Beni takip mi ediyorsun? Uyuşturucu ve depresyon gölge insanlarını kendine çekmenin etkili bir yoludur. Ve gölge insanlarını bulmak için onları çekenlerin olduğu yere gitmem gerekiyordu. Ve bu da sensin. Buna inanamıyorum. Buna inanamıyorum. Oradaydı, yemin ederim. Sana inanıyorum. Benim fotoğraflarıma da oluyor, onu görüyorum ama sonra... Belki de aynı yolun yolcusuyuzdur. Ben deliler kaptanıyımdır, sen de tayfamdan birisindir. Sen deli değilsin. Evet, biz deliyiz. Bak, bunları sana açıklamama izin ver. En azından elimden geldiği kadarını deneyeyim. Seni dinliyorum. Tamam. Bizi hayvanlardan ayıran nedir? Kıvrımlı baş parmaklar. O ve bilincimiz, farkındalığımız. Örneğin öleceğimizi bilemememiz gibi. Gelecekte bir noktada biz var olmayacağız. Ama bu sadece evrim değil, bu çok büyük bir ilerleme. Tıpkı kelebekler gibi. Ne? Nasıl? Gölge insanları beynimizin içine girip zekamızı mı arttırdı? Öyle bir şey. Bizim bu armudun genleriyle oynayıp daha büyük, daha yeşil ve daha sulu olmasını sağlamamızdan hiçbir farkı yok. Bir armudun böyle görünmemesi gerekir. William, o bir armut değil, o bir kabak. Yine de çok büyük. Tamam, peki neden o kadar zahmete girdiler? Bu noktada vampirler devreye giriyor. Tanrım. Dinlemeye devam et. Gölge insanları mutsuzluğumuzla besleniyor, acımızla. 7 milyar insan köleler gibi çalışıyoruz. Paramız yok, aşk yok. Kumarhanede kazanan insanlar gibi tek amaçları daha fazla enayiyi kendilerine çekip öleceklerini unutturmak. Vampirler her zaman güneşe çıktığında yanıp kavrulan yaratıklardan ibaret değildi. Onlar kan emici varlıklara dair tarihte yer alan anekdotlardan muhtemelen birer anlatım şekliydi sadece. Neden ilaç aldığımı anlamaya başlıyorum. Onlar seanslardan da beterdir. Onlar... Hislerimi mi köreltiyor? Broşürde yazanları okuyan lise rehber öğretmenleri gibi konuşuyorsun. Bir şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ruhuma emen bir gölge vampiri yüzünden ilaç içmiyorum. Sebepsiz yere depresyon yaşamama sebep olan bir serotonin dengesizliğim var. Karanlık ve bulut üzerime çöküyormuş gibi, tamam mı, hepsi bu. Söylediğin hiçbir şey bir şeyleri anlamama yardım etmiyor. Kafam karışıyor. Kafam daha fazla karışmamıştı. Özür dilerim. Bu işte çok kötüyüm. Önemli değil. Hayır, önemli. İnsanlar gözlerini açmayı reddettikçe de bu sorun olmaya devam edecek. Oh! Oh! Rachel! Lanet olsun, arabamı almış. Sally, benim, Scott. Gelip beni alman gerek. Neden bununla bu kadar ilgileniyorsun? Çünkü şapkalı adam. Onu ben de gördüm. İnsanların onu öylece kenara atabilmeleri inanılmaz bir şey ama ben bilmemem gerekeni öğrenmek zorundaydım. Gittiğim her yerde, her kitapçıya, her kütüphaneye gittim. Mistikleri, simyacıları ziyaret ettim. Ve Liberya'dayken yaşlı bir kadınla tanıştım. Bütün ailesini savaşta kaybetmişti. Sonra onunla arkadaş olduk. Ve oradaki son günümde işte bana bunu verdi. Neredeyse 300 yıllık. 250. Neredeyse. Tarihini tam olarak tespit edemedim. Bir pelerinin ya da ceketin neye benzediğini nasıl biliyorlar? Alternatif gerçeklikler.
Daha önce hiç kimse bana inanmamıştı. Özür dilerim. Ben çok çok özür dilerim. Sana şunu itiraf etmeliyim. Bu ilk seferim miydi? Hayır, bir dakika. Neden, öyle gibi mi? Hayır, ben sadece... Ne diyecektin? Deli olduğumu düşüneceksin ama... Sanırım seni seviyorum. Daha önce hiç aşık oldun mu? Evet, sanıyorum. Evet. Bilmiyorsan olmamışsın demektir. Tamam. Sen kocanı seviyor musun? Seviyordum. Ne oldu? Bir fikrim var. Rüyaların. Sana bir şey anlatıyor olabilir. Ya da bir şey anlatmak istiyorlar. Ne olursa olsun bence yine de denemeliyiz. Neyi deneyeceğiz? İçeri girmeyi. Rüyalarıma. Rüyalarıma mı gireceğiz? Nasıl? Hipnozla. Bence bu... Bunu daha önce de yaptım. İşe yarayabilir ve belki bir şeyler öğrenmemizi sağlayabilir. Seninle birlikte olduk. Beni bunun için hipnotize etmek istiyor olamazsın. Bu mümkün bile değil. Tamam. Pekala. Merhaba. Merhaba. Rachel Darwin'i arıyorum. Yakınlarda onu gördünüz mü acaba? Korkarım ki hayır. Son birkaç toplantıya gelmiyor. Tamam. Sağ olun. Peki toplantılara normalde gelen ama bu aralar gelmeyen birileri var mı? Evet. William adında bir adam var. Rachel birkaç gece önce toplantıdan onunla çıkmıştı. Teşekkürler. Onu nerede bulabileceğimi bilmiyorsunuz herhalde. Üzgünüm, bu bilgiyi size veremem. Evet. Bugün Rachel'ın doğum günü ve ona sürpriz yapmak için bekleyen bir ev dolusu insan var. Üzgünüm. Bir şey düşürdünüz. Pekala. Burası alkolikler grubu değil. Çok iyisiniz. Evet öyleyim. Bir dakika bekleyin. Bundan emin değilim. Ben hipnozdayken tuhaf ya da korkunç bir şey yapmayacaksın değil mi? Bana tuhaf denmesinden nefret ediyorum. Hayır. Sana istemediğin hiçbir şey yaptıramam. Tamamen rahat olmadığın sürece seni hipnoza bile sokamam. İnan bana. Sen daha önce hipnotize oldun mu? Bu hipnoza hazırlanmak için kendimi hipnotize ettim bile. Bildiğin bir yere arabayla giderken birden gerçeklikten kopup sonra... ...kendini dev heykelin ya da bilindik bir yerin önünde ne ara bulduğunu merak etmek gibi. Sallayacağın bir obje var mı yoksa bu sadece filmlerde mi oluyor? Hayır ama bu metodu tercih ettiğim için sen rahat mısın? Çünkü bu temelinde bir rahatlama egzersizidir. Evet, ben rahatım. Güzel. Arkana yaslan, dizlerini birbirine yaklaştır ve alnının tam ortasına odaklan. Güzel. Şimdi elini elimin üzerine koy ve tüm gücünle bastır. Anlaşıldı mı? Gözlerin alnımda olsun. Güzel. Şimdi adını yüksek sesle tersten söyle. L-I-Ç-E. Uyu. Şu an
Derin bir rahatlık halindesin ama daha derine inmem gerek. Kendini bıraktığını hisset, vücudunun sandalyeye aktığını hisset. Boynun başını destekleyen bir akarsu. Güzel, şimdi daha derine iniyoruz. Şimdi bir merdivenin altında seni bekleyen sıcak ve rahat bir katmana ineceğiz. Bir adım atıyorsun, çok rahatsın. Şimdi ikinci adım. Güzel, üçüncü adım aşağıdasın. Daha derine iniyorsun, daha derine gittikçe daha da sakinleşiyorsun. Dört, güzel. Şimdi beş ve çok güzel. Bu adımla daha da rahatladın. Altı, yedinci adım. Çok güzel gidiyorsun. Üç adım kaldı. Sekiz, bu inanılmaz. Dokuz, neredeyse oradasın. Sadece son bir adım kaldı. Ve on, en diptesin. Başardın, çok güzel. Orada bir kapı var. O sıcak ve güvenli yere ulaşmak için yapman gereken tek şey kapıyı açmak. Rachel? Rachel, orada mısın? Evet. Evet, buradayım. Neredesin? Dışarıdayım. Tarif edebilir misin? Soğuk ve nemli. Kuş sesleri duyuyorum. Kuş sesleri. Kuş sesleri duyuyorum. Müziği duyabiliyorum. Nereden geldiğinden emin değilim. Bana ne gördüğünü anlat. Açıklıkta bir şey görüyorum. Bir şey. Ben hamileyim. Ve iyi gitmiyor. Geri çekiliyorum. Ormana dönüyorum. Yine açıklıktayım. Benden oraya dönmemi isteme. İstemeyeceğim. Geldiğin yerden çıkmanı istiyorum. Ben... Tamam. 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 Tam ters istikamete doğru yürü. O tarafa gitmeni istiyorum. Tamam. Eski evimdeyim. Ailemin evinde. İlginç. Merdivenlerden çıkıyorum. Annem burada. Onunla konuşmayı dene. Anne. Anne.
Rachel ne oldu? Orada. Annemin üzerinde. Dışarı çıkmam gerekiyor. Senin elindeyim. Pekala. Evet, öylesin ama... Biliyorum. Seni görebiliyorum. Kendimi görebiliyorum. Bizi görebiliyorum. Burada mısın? Evet. Evet. Kaç parmağımı kaldırıyorum? 3. Komik. 1. Bir şekilde astral projeksiyon yapıyor olmalısın. Seni uyandırmalıyım. Hayır. Bekle. William, o burada. O burada. Ne? Kim? Şapkalı adam? Evet, şapkalı adam. Ne? Şu an bizimle aynı odada William. Nerede? Köşede duruyor. Bizi izliyor. Ne? Tam arkanda. Rachel. Rachel. Beni korkutuyorsun. Tanrım. William. Biliyorsun Rachel. Hiçbir şeyin olmayacak. Bu pisliğe alışsan iyi olur. Yaşayacağın yer burası. Sonsuza kadar. Neden biliyor musun? Çünkü sen yalan söylüyorsun. Sadakatsiz bir sürtüksün. Hadi, hadi. Uyan. Hadi uyan. Hadi. Hiçbir şeyin olmayacak. Bu sadece bir rüya. Ve sen rüyanda ölemezsin. Bunları kendine sen yaptın. Sadece bir rüya. Bu sadece bir rüya. Uyan. Uyan. Hadi uyan. Hadi. Hadi. Lanet olsun. Tanrım. Hayır.
Belki de söylemek istediğim şu ki biz birbirimizden çok farklıyız. Belki de ayrılmamız en iyisi. Emin olduğum bir şey varsa o da gelecek hakkında. Kendi geleceğimiz hakkında konuşmamız gerektiği. Ama bunun için önce kapıyı açman gerekiyor. Tanrım. Bak, iyi niyet göstergesi olarak. Lütfen Rachel, kapıyı... En iyi yalanın bu mu? İntihar? O ve onun sevgilisini. Bu bir şakaysa şimdiden söyle dostum. Çünkü komşular büyük bir arbede sesi duyduklarını söylüyor. Ve sen de eve girdiğinde hem de karınla barışma amacıyla onları hangi halde buldun? Bıçaklanmış halde. Peki neyle? Aa, şimdi hatırladım. Arabanda bulduğumuz bıçakla aynı türden bir bıçakla. Buna inanamıyorum. Sen bir savunma avukatısın. Buna inanamıyorum. Sen bir canavarsın. Ve gittiğin yerde... ...senin ızdırap dolu günler bekliyor.